Selam. Yine ben. Sosi geliyor. Sosi'nin kontrol günü bugün. Yani operasyondan sonraki günlerde kontrollere geliyor çocuklar. O gün abimiz almaya gitti. Toparlar, hani normal o. Tamam, ben geri çektim, ne olur ne olmaz diye. İyi. Tamam, ben burada bekliyorum. Gel, Sosi, gel, Sosi. Bekliyorum Sosi, can can. Gidişe bak. Çorba. İngilizce mi çalışıyorsun? Yes. Yes, please. Bitti bu arada. Sosi, okay. Şimdi var da konuşma. Sosi. Sosi kontrole geldi. Evet. Yine bak şu pati hareketi müthiş Sosi'mizin. Gayet güzel. Sadece birazcık iştahımız yok ama o da zamanla açılacak. Salam mama yemiş mi? Salam yemiş ama kuru mama yememiş. Ha. Böyle seçiciyiz şu an. Sıfır olmaması zaten bir avantaj. Tabii tabii ki. Zaten ağzını pati birazcık koklatmışlar. Gel bakalım. Bu operasyon bölgesi. Ki Sosi'nin normale göre büyük bile açılmış. Yalamış mı? Yok, gayet güzel duruyor. Gayet güzel. Yalamamış bile. Sosik. O şeyde kumlu alanlarda gezmiş ya spa. He. Gezi yere yakın. Boyu evet, götü yere yakın. Poposu yere yakın olanından kopacaksın demişler. Değil mi Sosik? Şimdi antibiyotiği var. Aynen. Şimdi sizi tutturayım bilmiyorum. Atlar mı Sosik? Sosik atlamazsın herhalde. Sosik herhalde bacak uzunluğunun farkındasındır anneciğim. Sen de atlayabilecek bir göt var mı? Bence yok. Şşt. Odaya gidelim mi? Gel. Sosi dün kısırlaştırma operasyonu geçirdi. Değil mi anne? Bak, masaya çıktı ya, kuyruk sallama yok. Götü bak. Sosi bir dachshund. Onu seneme söylediğinde çok güzel söylüyor. Neyi? Dachshund. Dachshund. Ama seneme sen söylediğini türü diyoruz. Orada işe sansür girse yeridir yani. He. Çok farklı bir şey. Onu var. Ben de söyledim ama. Çok dachshund bir karakter bu yani. Kesinlikle dachshund karakter. Kendisi. Ay bu kimmiş ya? Köpek. Kilosunu hatırlıyor musun? 6. 6 mıydı? Yok canım. 6.2. Evet. Tartayım mı tekrar? Olur, güzel olur. Hadi gel. Oo, minik. Ben de ona göre. Çok iyiyiz. Aferin. Bekle. 9. Hatırladım. Aynen. 9.2 vesaire. Evet. 6 olmaz ki. Allah'ım yarabbim, senin ağzını yüzünü ısırırım. Hayır. Metin ben abi. Ben yana bakayım. Tamam. Peki. Metin kaçtı. Saçları jöleli çocuğum. Tasmayı aç. Şunu tutayım ben şöyle açıp. Teşekkür ederim. Sosi! Yaptı abi ya. Ay. Ay. Ya Allah aşkına bir tepki ver yavrum, evladım bir tepki ver lan. Gerçekten çok yani nasıl diyeyim, gördüğüm en böyle sakin köpücük. Mülayim. En mülayim. Hakikaten en mülayim. Bir de Mia. Mia'yı dün çekmedik ama. Evet. Harbiden bir çekseydik. Mia, yok, Mia çekilesi bir çocuk değil. Metin'le beraber kucaklamak için bir 10-15 dakika uğraştığımız bir köpek geldi de çocuk bir buçuk yıldır falan veteriner kliniğine götürülemiyormuş. Son birkaç seferdir bize geliyor. Metin'le çocuğu tutup ağzını bağlayıp içeriye getirene kadar bir tarafımız yırtılıyor. Tamam, düşünüyorum başka. Vitaminik bir şey? Yani şey düşünüyorum ama bence gerek yok ya. Bugün de gözlemlesinler, duruma göre yarın şey yapalım. Tamam. O iştaha göre. Şeyler, tamam. Aynen. Karar önce gel bakalım. Hadi güle güle. Geçmiş olsun. Sen hiç yere koyasın gelmiyor ya. Küçüksün diye herhalde. Hayır, tam kucak aşığı. Hadi güle güle. Bay bay. Çankaya, yani bizim bulunduğumuz bölge, köpeklerin çok fazla bakıldığı bir bölgeden ziyade kedilerin fazla bakıldığı bir bölge. Çünkü apartman köyden oluşuyor burası. Apartman orman var burada. Her yer apartman. Böyle yeşillik falan deyince böyle şu sarmaşıkları görüyoruz biz. Başka bir bok gördüğümüz yok. Bir de kapımızda iki tane çam ağacı var. Aha, mıncır geldi. Mıncır değil çocuk. Mıncık. Ya yine mi mıncır dedim? Mıncık. Kalemi bir verin. Evet, yine onu bahane edeceğim. Mıncık. Ka. Bu da çok
İtici durdu şu an. Mıcık. Merhaba Ahmet Mehmet, sıhhatler olsun inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Ağzınız ortaya çıkmış. Evet ya, ben de fark ettim. Senin ağzın varmış lan. Yüzüme vurmuş kilo. Metin bayağı Amerikan tıraşı olmuş yalnız. Ense mense gitmiş. Ya onu da bilmiyorum ensem. Evet, değişik görünüyor ense. Bakabilmiştim artık ya. Evet, saçlar. Ben de şu saçlardan. Bak, saçlarımın arasına parmağım girmeye başlayınca rahatsız oluyorum ben. Kısa ol. Ben kolumu kaybediyordum ya. kısa olacak. Saç dediğin kısa olacak. Evet. O zaman bunca da görelim sonra ben videoya. Kapanış değil. Operasyon bölgesiyle ilgili küçük bir sıkıntımız olmuş. Neden olmuş operasyon bölgesiyle küçük sıkıntı? Kıtlamışlar. Kıtlamışlar. Sahibi operasyon bölgesinin, operasyon bölgesi değil de çocuğun göbüşünü öpmüş, çok öpmüş. Çok öpünce de bu çocuk orayı çok yalamış. Ya ısırmışlar demeyelim şimdi burada. Kameralar önünde öyle demiyoruz. Ben şimdi Reha Muhtar gibi oldum. Sana ayı demek istiyorum ama şimdi demek demeyeceğim. Rütük var çünkü falan diye. Mıncık operasyondan çıkalı bir süre oluyor. Net hatırlamıyorum ama. Hasa sahibimiz, yani mıncığın sahibi. Değil mi anne? Göbüşünü mü ısırdılar senin? Göbüşünü öpmüş. Bundan mütevellit bu çocuk. Muhtemelen orada bir temizlik algısı şekilleniyor. Özellikle kedilerde bu var. Köpek pek tınlamaz. Yani köpeğin göbeğine tükürseniz umurunda olmaz yani. Ama bunun göbeğini öperseniz kedilerinizi, bazı kediler bu davranışı gösterir. Değil mi aşkısı? Baksımın çatısı uçtu. Gel ver lan. Çok sinirli ya. Çok huylu. Götünü yediğim. Evet. O ne? Gördüm. Ne var orada? Tasmacık var. Ha. Kalın tutamıyorum. Bak, size tasma illa takmak istiyorum diyorsanız en güzel tasmayı gösteriyorum. Aha da en güzel tasma bu tasma. Bu tasmanın özelliğini gösteriyorum tam olarak. Şu özelliğe sahip. Görüyorsunuz bunu? Şöyle. Gördünüz mü? Yani böyle buradan tutalım, klipsini açalım falan diye götünüzü yırtmanız gerekmiyor. Çünkü şöyle bir şeye bu tasma takıldığı an kediniz böyle asılı kalabilir. Evin herhangi bir yerinde de böyle bir çıkıntı illaki olur. Bunu yaşamamanız adına da böyle bir tasmaya ihtiyacınız var. Tasma takılmasını çok önermiyorum ve kendi kedilerimde de takmıyorum ama takacaksanız diyorum. Ne oldu? Durdun sen. Ha, oldu o zaman. Tamam, masaya konmadı zaten. Çocuğun da bir hastalığı bir şey yok. Tamam. Ama yine de dikkat etmek lazım. Temiz sandım. Metin abimizin kafasını ben karıştırdım burada. Hadi gel, ben seni elimde tutayım. Biraz ben camı açayım. Azıcık yoğun hazırlanmış yine. Oo, peçete. Metin'i arkadan izleyeceğiz şimdi. Nereden izleyeceğiz? Buna insanlar hazır değildir bence. Metin 2 metre daha yırtaydı. Hey ya, geçenlerde öyle... Bana demişler onu. Ne zamandı o? Yok, bana demişler geçen gün. Abi burnunu sileceksin, 2 metre peçete aldın diye. Onu çok eskiden böyle 6-7 ay önce de yazmışlardı. Tabii, tabii. Maşallah bir masaya için 1 metre şey yırtıyorsun diye yazmışlar. Ama evet, yani bunlar için birer ağaç kesiliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet. Haklısınız. Ama öbür türlü de çok ıslak bırakıyor ya. Naber? Ev. Aferin sana. Gel ben bakayım. Senin baksını kurayım. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. Selam. Orada mıncık iç dış için yani. İç dış parazitleri var da operasyon bölgesinde bir değerlendireceğiz. Yalamışız. Ne yapıyorsun aşkısı? Seni kıtladılar mı? Kıtlamışlar. Senin annen baban... Bilmiyorum, yok, yalnız. Baban, yok şimdilik de annen... He, ama çok duyarlanmış demek ki oraya. Artık nasıl? Mesela ruj falan olur. Ruj, evet evet. Bırak bu ısırma mısırma vesaire gibi şeyler değil. Asıl mevzu ruj.
vücutta fondötenle, rujla, bilmem neyle bıraktığı kokusunu gidermek adına deli gibi yalamış olup sonrasında bu hale getirmiş. Yani kedilerimizi öptüğümüz zaman ya da onlarla herhangi bir temas eden bir şey olduğunda o şeyin, bu bizim dudaklarımız da olabilir, o şeyin bu çocuğa vereceği kalıntı önemli. O yüzden hani dikkat etmekte fayda var. Ama biz de öpüyoruz. Bu tabii ki her çocukta... Allah'ım tipe bak lan. Öyle mi durdun? Atlamasın. Nereye gidiyor? Sakinlik timsali oluyor ya bazen. Ama bu bir şans mevzusudur. O yüzden hani çocukları kesinlikle öpmeyin vesaire falan gibi bir saçmalığa da gitmeyeceğim. Öpün lan. Bence güzel de yapmışlar. En büyük derdimiz bu olsun. Değil mi annem? Hoppala. Evet bir tane. Evet aşkım. Orada evde böyle ateşini ölçme, kedisinin ateşini böyle ölçmeye kalkan yoktur umarım. Aa bu ateş ölçerin ondalık rakamı ikili mi? Aa çok iyiymiş. Ha, ne işimize yarar, bir işimize yaramaz da yine de güzel olur. Aşkım. 38. 38. Buçuk. Güzel. 38.05. Buçuk ne? Nereye gidiyor? Ama bir yere gidemezsin ki şu an. İşimiz bitmedi. Bebişko, bir de kulakları yiyorum. Evet, aynen öyle. Harikasın. Kesinlikle. Haklısın. Genel durum iyi. Sadece oraya uyarlı hale gelmiş. Oraya bir şey yapacağız mı? Yapacağım. Beşeri ilaç mı? Tıp hekimliğinde kullanılan, yani insanın kullandığı beşeri ilaçları veteriner hekimlerde kullanır. Yani bizim şurada gördüğünüz, mesela bufalak görüyorsunuz orada. Ana ben de biliyorum o ilacı falan gibi şeyleri. Tabii ki olabilir. Hepimiz birer memeli hayvanız. Bundan dolayı aynı ilaçları kullanabiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Her zaman için bu doğrudur. Eğer kediye köpeğe özel bir ilacı varsa kullanılacak şeyin, onu kullanmak çok daha avantajlıdır. Sıfırladım mı? Şunu şuraya bağlayalım. Kedilerinize iç dış parazit, ense damlası vesaire uygulandığı zaman tasma takmayın. Hele kumaşsa hiç takmayın. En az bir gün boyunca. Çünkü bu ilacı emebilir. Veya bu çocuğun burası o ıslak bölgeyle dokunacağı için, değeceği için bölgeye şey yapabilir. Kaşıntı falan yapabilir. O yüzden tasma takmayın. İki gün boyunca da dokunmayın o bölgeye. İşte bu kadar herhalde mıncık. Aynen öyle. Tamam, oraya krem mi sürecekler? Ne yapacaklar? Tamam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bence yeterli bir video oldu bu akşam için. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve şunu da unutmuyorsunuz ki az önce saydığım iki şey, çok önemli iki şey var. Onların üstüne söyleyeceğim. Bir, bu çocuğun karnı öpüldü diye orası hafif böyle kızarmış, fazla kaşınmış vesaire vesaire. Bu çocuğun tasmasının ne kadar kolay çıktığını gösterdi. Bakın bunların ikisini de takip edebilecek, üstüne titreyebilecek, hatta bununla alakalı kliniği arayacak vesaire. Doruk Bey şöyle mi, Metin Bey şöyle mi diye soracak bir insan var. Hatta bazı evlerde birkaç insan var. Lakin bu hayvan sahipli. Sahipsiz olan hayvanları sahipsizmiş gibi bırakmak istemiyoruz. Lütfen bu bilinci korumaya devam edelim. Çok güzel bir şekilde korumaya başladık. Aynı şekilde devam edelim istiyorum. Sokakta yaşadığımız hayvanlara hiçbir şey bilmiyorsak, hiç bir şey yapamıyorsak sadece bir dakikanızı ayırın ve size doğru yaklaşması için çaba verin. Sevmek için çaba verin. Size yemin ediyorum yüzlerce liralık psikolog, psikiyatr muayenesine bedeldir. Biz gidiyoruz. Güle güle efendim. Hoşçakalınız. Güle güle morlu abi. Tartaraj diye çekimleri var. Tamam, bugün geziyorum. Bugün full gün çekimdeyim. Tamam. Haydi bakalım. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın. Ananı, ana düştü lan. Şu an ses, 1-2 ses. Şu an mikrofonumun klipsini kırdım. Olsun. Cana geleceğine mala gelsin.